Şubat 2020 Antalya Gazipaşa'dayız. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Bayram Şen. Evet. Bayram ama bu sene burada rekor gelişimi kullandık bu serada. Kullandık. Diğer seralarımızda da kullandık. Kullandık. Salatada kullandık. Salatalık. Şu anda yerlerine domates dikildi. Fasulye ektik. Neler gördük? Rekor gelişim öncelikle topraktan başlayalım. Bize neler sağladı? Toprakta gevşeme oldu. Yani sıkan bir toprak mıydı burası? Evet, burası kırmızı toprak. Kırmızı toprak. Asıl su kaldı mı beton gibi olurdu. Asıl su kaldı mı beton gibi olurdu. Evet. Bu sene nasıl? Gevşeklik var. Diğer seralar da aynı değil mi? Evet. Burası kaç dönümdü toplam? Burası 2 dönüm. 2 dönüm. Diğerleri? Diğerleri parça parça. 600 metrekare olan var. Aha. Bir dönüm olan var. Bir dönüm olan var. 800 metrekare olan var. Solunda 4-5 dönüm. Toplamda 5 dönüm bile kullandık. 5 dekar yere kullandık. Evet. Toprağımız gevşedi. Gevşedi. Şimdi geçen seneye göre bu sene suyla alakalı ne söyleyebiliriz? Su tutumu, suyu emmesi nasıl? Sulama aralığı mesela. Daha mı sık suluyoruz, daha mı geç suluyoruz? Daha geç suluyoruz. Mesela bir şey verelim, süre verelim. Mesela bir haftada, bir haftayken kaç günü çıktı ya da 3 gün sen kaç günü çıktı gibi. Abi 3 günü sularsam şimdi 5 güne çıkıyor dedim. 5 güne çıkıyor. Yani evet. %50'ye yakın bir artış sağladı. Evet. Çeşit olarak burada ne var çeşidimiz şu an? Yakut. Yakut. Geçen sene de aynı yakut çeşidi vardı. Vardı. Şöyle bir patlıcanı bir tane gösterelim. Şey olarak üreticilerimiz görsün. Ha burası evet. Bugün toplama yapılmış bir sera. Geçen hafta da zaten burada bu bölge ve Antalya bölgesi komple zaten bilirler. Kapalı. Eksi evet, derecelere evet, düştü. Evet, evet. Bir 10 gün 15 gün hava kapalıydı. Evet. Verim anlamında ne söyleyebiliriz? Geçen sene de aynı çeşit vardı. Bu sene de aynı çeşit. Sadece rekor gelişim bu sene tabanda bu sene uygulandı. Evet. Kilo olarak geçen sene kaç paket veriyordun? Bu sene kaç paket veriyorsun? Arada ne fark çıktı? Abi geçen sene buradan kışın. Evet. 25-30 paket toplarken bu sene 40-50 paket toplayan buradayım. 50 paket. Neredeyse iki katına gelmiş. Evet. Bitki canlılığı güzel. Canlılığı bir güzel. Bir de bu serada bir kuruma sorunu var. Evet. Geçen sene böyle sarı olmadığını söylemiştiniz. Doğru mu? Sararma oluyordu. Geçen sene sarıydı tabii sarıydı. Sarıydı. Bu sene? Bu sene ona göre çok daha canlı. Bu sene canlı. Aynı şeyi salatalıkta da gördük herhalde değil mi? Evet. Oradaki verimden de bahsedin. Salatalık verimi nasıl oldu? Ya salatalıkta da güzel oldu. Fena değildi ama biz pidemizi verdik. Evet. Mecbur kaldık. Sökmek zorunda kaldık. Tabii. Yani salatalık yoksa devam ediyordu. Evet. Biraz keşke devam etseymişiz. Fiyatlar da iyi olacağımız. Fiyatlar zaten şu an iyi seviyelere geldi. Evet. Çok çok iyi seviyelere geldi. Rekor gelişimi öncelikle Gazipaşa. Tüm sera üreticilerine, Türkiye'deki. Tavsiye eder misiniz? Tabii tavsiye ederim. Yine kullanacağız Allah izin verirse. Yine kullanacaksınız. Rekor gelişim verdiğiniz paranın karşılığını size kazandırıyor mu? Harcadığınız masrafı. Kazandıracağını daha umut ediyoruz. Çiçek gelişi güzel. Umut ediyoruz. Sera daha hala devam ediyor. Evet. Canlılığı güzel. Şöyle bir şu tarafa doğru bir gösterelim. Asıl şimdiden sonra şey yapıyoruz. Burası iki dönüm. Şöyle de gelelim. Şu şekilde duralım. Evet. Bu şekilde görüldüğü gibi iki dönüm. Bir kapalı cam sera içerisindeyiz. Biz size teşekkür ederiz. Biz var mı eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz buradan? Vallahi sağ olun. Üreticiler, böyle bir ürün üretmişsiniz. Rekor gelişim 11 yıldır üretiliyor. 11 yıldır satılıyor. Tüm sera bölgelerinde, tüm meyvecilik plan, tüm Türkiye'deki her yerde, açık alanlarda kullanılıyor. Rekor gübre AŞ firması olarak da yeni bir yaprak gübremiz var. Bunu da tavsiye ediyoruz. Size de az önce tavsiye ettik. Özellikle bu dönemler için, stres almak için. Evet. Seralardaki tüm sebzelere, tüm meyve ağaçlarına, tüm narenciyelere, muz seralarına tavsiye ediyoruz. Size de tavsiye ettik. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Buradan tüm seracılara, tüm Türkiye'ye selamlarımızı gönderiyoruz.